Kolay gelsin Nildem. O bardağı doldurduğun nedir? İsmini düşünmemiştim aslında. Hemen düşüneyim. Kanatlarımın rüyası olsun. Kanatlarının rüyasının içinde neler olacak peki? İçine enerji içeceği koyacağım. Gelinlerim benim enerjime yetişebilmesi için. Yanına da kendi ellerimle yaptığım pankekimi vereceğim. Çünkü enerji içeceğim biraz ekşili olduğu için arkadaşlarımın ağzı tatlansın diye yanına pankek yaptım. Gerçekten melek gibi bir ev sahibisin Nildem. Sence rakiplerin melek konseptini beğendi mi? Bence bozuldular ses. Belli etmiyorlar. Çünkü benim melek gibi bir kız olduğumu çekemediler. Yakıştıramadılar kendilerine. Ama olsun. Ben kendimi böyle seviyorum. Kanatlarım da çok güzel. Peki bütün gün bu kanatlarla mı olacaksın? Ben sevdim ya, kalsın. Böyle iyiyim. Bu arada ikramın bu kadar mı? Bu kadar. Kanatların olduğu için sunumu da uçarak yaparsın artık. Elimde şeyler olduğu için göbeğim var. Uçarak gelemeyebilirim ama sizin için deneyeceğim. Keşke sana da bugün için uçan robot bulsaydık. Çok iyi olurdu aslında. Ama ben arkadaşlarıma kendi ellerimle hizmet etmek istediğim için robota gerek duymuyorum. Madem o kadar misafirperversin, o zaman beni de güzel bir şekilde yolculuğa bakalım. Buradan seni kanatlarımla uçuruyorum. Gelinim de geldi elinde tepsilerle. Evet gelinim, ikramlarını getirdin. Nedir hayatım bu? Enerji içeceği. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tuğçe, tercihin ışıkları yanmıyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Kızlar ışığımı da mı kıskandınız, ışığımı da mı söndürdünüz? Tuğçe, taç bile senin başına yanmak istememiş. Bu benim suçum değil bence. Enerjileri şimdiden söndü mü ne? Bu yüzden böyle bir şey ikram etmek istemiştim Ezgi Hanım. Enerji içeceklerini içsinler bence, ışığı da yanabilir. Enerjinize söndüreceğine inandığı için enerji içeceği ikram etmek istemiş. Neler kattın? Sen mi yaptın hazır bir enerji içeceği mi? Enerji içeceği hazır. Diğer karpuz çilekli bir içecek var içinde, ekşili. Onu ben koydum. Yani ben yaptım. Nane var, nane yaprakları. Tadına bakanınız oldu mu? Ben baktım. Ben de baktım. Nasıl? Asitli geldi bana. Güzel mi? Pek beğenemedim. Asitli geldi. Enerji içeceği zaten asitli bir içecek. Ben sadece rengini beğendim şu an. Sen kendin içebilecek misin peki bunu? Yok. Ben sizin için. Peki? Yine aynı şekilde dünkü gibi reçellik gibi bir kağıt. Canım benim, sen bunu nasıl reçellik diyebiliyorsun? Sen reçelini bu kadar küçücük bir kapta mı yiyorsun Allah aşkına? Ya böyle bir kelekle mi yiyorsun? Soft diyebilirim. Soft diyebilirim. Tamam, sunumluk tarzı bir şey işte, al sana. Tamam, nedir bu üzerindeki? Pankek. Hayatında hiç pankek yemedim. Pankek gördüm ama bu şekilde bir sunum hiç görmedim pankekte. Bence İçine muz var, çikolata var, pankek var. Pankek. İçeceğim biraz ekşili olduğu için ağzınız yanında tatlansın diye yanına da pankek koymak istedim. Ve buna da reçellik demeni garipsedim. Bence sen reçellikten anlamıyorsun. Reçellik daha büyük bir kap olur. Tuğçe bende olduğu gibi yine yorum yapmak için gelmiş. Gerçekten artık Tuğçe'nin saçmalıklarına dayanamıyorum. Kahve suplasını biraz ağır buldum. Böyle düz koysaydın daha... spor durabilirdi. Biraz ağır kaçtı sanki. Fazla geldi. Evet, fazla geldi. Tek başına çok güzel ama değil mi? Evet. Suplası. Yani. Evet. Tek evet, kendi olarak yani. Güzel, evet. Hoşuma gitti. Kahve suplası diyoruz ama önümüzde ben bir kahve göremiyorum. Şu an bir kokteyl var. Onun altında olmamış mı? Çok yöresel kalmış bence. Pankek. Benim pankek sunumum biraz daha sade olduğu için şık görünüm katma amaçlı koydum. Onun dışında ben pek ağır kaldığını sanmıyorum. Zaten kokteyl içeceği. Öyle çıkarınca baktığında ne düşünüyorsun? Katılıyor musun? Böyle de güzel oldu. Böyle de hoşuma gitti. Kullanabilirdim aslında. Ama benim yaptığım şekilde de bence tatlı duruyor. Söyle, ben bir şey söylemek istiyorum. Dün bana demiştin ya beni düşünmediğimi bozaya ikram ederken. Sen bile kendin düşünüyorsun ki ben niye düşüneyim değil mi? Biz senin gününü geçtik. Bugün benim günümdeyiz ve ben kendi evimdeyim. İçsem de olur, içmesem de olur. Evet. İçecek bir şey bulabilirim. Ama ben senin evine geldiğimde bozayı içemeyeceğim zaman gidip de dolabını kurcalayıp bir şey alamam. Ama ben sana zaten getirebilirim diye söylemiştim. Sadece demek istediğim, kendi içmediğin şeyi kendine ikram edebiliyormuşsun demek ki. Bu çok da önemli değil. Ben normalde enerji içeceğini çok seviyorum, içiyorum ama hamileliğimden dolayı içemiyorum. Tamam ama şu an içemediğin için yani sonuç olarak içmiyorsun şu an. Sizin enerjinizi toplamanız için zaten. Benim bunu içmemek için enerji toplamama gerek yok. Ben zaten enerjiyim, kanatlarımdan da görüyorsunuz. Kendimi baby shower'a gelmiş gibi hissettim. Sen hazırlık yapıp gelmişsin zaten, kendine pembe pembesin. Hazırlıklarımı birazdan daha iyi göreceksin Nida. Görürüz inşallah.
valla. Bir de ben bardakları beğenemedim. Aslında bardaklar güzel fakat bu sunuma uymamış. Bir kokteyl bardağı veya daha küçük bir bardak olabilirdi. Pipetleri güzel fakat bu şekilde sunumu beğenemedim. Ben bardakların uyduğunu düşünüyorum. Ben bu suplayı da beğendim. İlla kahve sunumlarında olacak diye bir şey yok. Bardak. Ben şu an beğendim yani. O da öyle kalmış. Hep kahveler evet. Tepsilerinde kullanılıyor öyle. Ya kahve suplası burada diye. Burada kullanmasını da yanlış bulmuyorum yani. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Altındaki dantel suplasını hiç uygun bulmadım. Sim ne alaka, dantel ne alaka? İkisi de çok farklı şeyler. Yani sunumluğun dantele benzemiyordu. Biraz sade olduğu için şıklık katmak istedim. Tepsilerin fiyatını öğrenebilir miyim? Tepsilerimin fiyatı hepsi 350 lira, altılı. Bardakların fiyatını öğrenebilir miyim? Bardaklarım 500 lira. Güzel. Kendi elleriyle pankekler yapmış, muzla, çikolatayla içeceğin yanında ikram ediyor. Farklı bir sunum, değil mi? Evet. Enerji içeceği ikram etmesi, naneyle süslemiş, içine bir şeyler katmış. Tadı güzel. Acaba ağzımıza da renk bırakıyor mu? Simlendi mi ağzım? Çok merak ettim. Bakabilir misin mi? Bakayım. Yok. Sim yok hayatım, rahat ol. Yok mu? Işıl ışıl bir aslında dile sahip olamadım. Aslında güzel olabilirdi. Konuşurken parlardım en azından daha çok diye düşünüyorum. Ona yakışır bir sunumdu. Eksiklikleri vardı ama simli renkli bir kokteyl seçmesini beğendim. Keşke dilimde sim bıraksaydı, o zaman daha çok beğenmiş olurdum. Ben aslında o yüzden içmek istemiştim. Biliyorsunuz ki ışıltılı bir hayatı seviyorum. Sunumu beğenmesem de o yüzden tadına bakmak istedim. Ama ışıltısı geçmiyor. Işıltısı geçmiyor. En azından seninkinde ne kadar basit olduğunu gördük. Ayrıca içerisine sim attım. Hem beğeniyorsun, ışıltılı hayatı seviyorum diyorsun, hem de beğenmiyorsun. Sen kendin de çelişkilisin çok zaten. Çok basit bir sim kullanmışsın demek ki. Ağzımda hiç sim kalıntısı göremedim ben. Kalıcı istiyorlar, kalıcı. Kalıcı istiyorum, evet. Sen kendi sunumunda kullanmadın. Yani gelip de bana mı laf yapıyorsun şimdi? Canım benim evimde sim var ama size kullanmak istemedim. Çünkü ışıltılı insanlar olmadığınız için sadece kendim kullanıyorum evimde. Sen daha bizi sayın ilk haftadan görmeden... Sayın ışıltın eksik olduğu için sen ışıltı kullanıyor olabilir misin hayır, acaba? Hayır, bir şey söylemek istiyorum da. Sen daha ilk haftada gelinirsin. Bizi görmeden nasıl ışıltılı olup olmadığımızı anladın? İçime doğdu canım. İçine doğdu. Evet. Benim gibi olamazlar. Kimin ışıltılı olup olmadığı belli oluyor. Daha senin kafandaki ışıkların yanmıyor çünkü canım. Işığımı kıskanmışsınız. Bu şekilde bence planlamışsınız. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Yastıklarını sim yaparak ışıltılı hayat simde seçmiş oluyorsun. Tamam, paletli de olabilir. Sadece onlar değil de birçok sim detayı var. İşte bu şekilde ışıltılı hayat sahip olduğunu düşünüyorsun. Evet. Kendi ışıltısı eksik olduğu için o şekilde ışıltı yaratmaya evim çalışıyor. Evim de ışıltılı, ben de ışıltılıyım kızlar. Görüyoruz ışıltımı. Işıltılı hayatı çok sevdiğini söylüyorsun. Verdiğim simli içeceğin hakkını verip içemedim bile. Evet. Sunumun için teşekkür ediyorum hayatım. Afiyet olsun Ezgi Hanım. İçmek isteyen içsin, simi yok ama artık. Teşekkür olsun. Enerjin olsun hayatım. Enerji pankeklerinizi olsun. Yiyebilirsiniz. Sonra da salon yorumuyla devam edelim. Bakalım yeni gelin Nildem'in salonunu diğer gelinlerim nasıl bulacaklar?